Allah'ın anlaşılması eşyanın, katı maddelerin, fiziki varlıkların anlaşılmasına benzemez. Zaten onun için anlamak diyoruz. Dokunduğunuz şeylerle sınırlı ise anlayışınız, beş duyu ile sınırlıdır tüm öğrendikleriniz. Unutmayınız ki beş duyu sadece insanda yoktur. Beş duyuya sahip olmak için insan olmak gerekmiyor. Bir göze, bir kulağa, bir dokunma duyusuna, bir burna sahip olmaksa mesela, fil kulağı insan kulağının 100 katıdır. Köpek burnu insan burnunun 35 katıdır. Duyma itibariyle 2000 katıdır. Koklama itibariyle 2000 katı. Bu bazen daha da üste çıkabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Koku inceliğini fark etmeyi. Karga gözü. İnsan gözünün görme keskinliği açısından 200 mislidir. Dolayısıyla sizin görmediğiniz şeyi o görür. O zaman o 200 insan mıdır? O 100 insan mıdır fil? Kilosuna bakarak, kulağının büyüklüğüne bakarak, burnunun keskinliğine bakarak, gözünün keskinliğine bakarak böyle mi düşüneceğiz? Hayır. O zaman insan bu değilse ne? İnsanı insan yapan ne diye baktığımızda işte anlama işi orada. Ama marifetullah konusunda ne karganın, ne filin, ne köpeğin, ne tilkinin, ne kurdun, ne aslanın, ne kaplanın ve ne diğerlerinin hiçbir marifeti yoktur. Marifetullah'tan behre sahibi değildirler. Bununla mükellef de değildirler. Mükellef olmamaları zaten bunun için donatılmadıklarına delalet eder. O zaman insan başka bir şey. Ve Allah'ı tanıyacağı yeri de beş duyu değil. Fakat beş duyuyu kullanması, bu uğurda kullanması ve kullanmayı bilmesi de insanın özelliklerinden biridir. Allah.